Kendi kişisel ayarlarımızı gördüğünüz gibi profil resmimizin üzerine tıklayarak ya adımızın üzerine tıklayarak ya da settings'in üzerine tıklayarak yapabiliyoruz. Şimdi şirketimizle alakalı bazı ayarlar yapalım. Şirketimizle alakalı yapmak istediğimiz bütün ayarları setup butonuna tıklayıp yapmamız gerekiyor. Bu URL, bu user interface'te setup'ın görevi çok büyük. Setup'ı çok kullanacaksınız. O yüzden setup'ı bilmeniz gerekiyor. Diyelim ki yeni kullanıcı eklemeniz gerekiyor. Setup'a gitmeniz gerekiyor. Diyelim ki yeni bir obje eklemeniz gerekiyor. Objelere geleceğiz, daha sonra anlatacağım. Eğer yeni bir obje eklemek istiyorsunuz, yine setup'a gitmeniz gerekiyor. Şirketin ayarlarını değiştirmeniz gerekiyor. Yine setup'a gitmeniz gerekiyor. Yani çoğu zaman setup'ı kullanacaksınız. O yüzden setup deyince sizin profil resminizin hemen solundaki notification'dan önce gelen bu simgeyi artık ezberlemeniz gerekiyor. Bu simgeyi görünce aklınıza setup gelmesi gerekiyor. Setup üzerinden çok ayarlar yapacaksınız. Ben şimdi şirketimizle alakalı bazı değişiklikler yapmak istiyorum ya da şirketimle alakalı bazı bilgileri görmek istiyorum. O yüzden View Profile'dan iki önce gelen simgeye tıklıyorum. Simgeye tıkladıktan sonra görüyorsunuz setup kısmı ortaya çıkıyor. Setup burada. Setup dediğim gibi user interface'in önemli bir parçası. Setup'ın üzerine tıklıyorum. Gördüğünüz gibi farklı bir sayfaya yönlendiriyor. Bu bizim setup sayfamız. Setup sayfamızda aşağı doğru gelirsiniz, görüyorsunuz çok fazla menü var, çok fazla görüyorsunuz ayar var. Bu ayarlardan tabii ki aradığınızı hemen bulamayabilirsiniz. Çünkü gördüğünüz gibi gerçekten çok fazla var. Ama setup'ın şöyle bir özelliği var. Quick Find diye bir search butonu koymuşlar. Bu search butonunu kullanarak, arama butonunu kullanarak istediğiniz bulabiliyorsunuz. Ben ne istiyorum? Ben company information istiyorum. Company şirketimizle alakalı bilgileri istiyorum. Company yazınca arkadaşlar hemen company settings'i görüyorsunuz. Aşağıda company information butonunu ya da ne diyelim menü item'ını görebiliyorsunuz. Company information'a tıklayınca şirketle alakalı bütün bilgileri görebiliyorsunuz. Öncelikle en yukarıdan en soldan şirketimizin adıyla başlayalım. Şirketimizin adını zaten biz girmiştik. Şirketimiz Trim IT Akademi. Yani bu ne anlama geliyor? Biz bu Trim IT Akademi'nin şu anda adminiyiz. Yarın siz işe girdiğiniz zaman sizin de kullandığınız sistemin Company Information bölümünde tamam burada siz şirketinizin adını görebileceksiniz. Biz bu şirketin neyiz? Ya adminiyiz ya da developer'ıyız ya da farklı bir işte de olabilirsiniz. Fark etmiyor. Hepimiz, bütün kullanıcılar bu şirketin çalışanlar oluyoruz. Burada ikinci olarak neyi göstermek istiyorum? Şirketimizle alakalı bilgileri görebiliyorsunuz. Ne var mesela? Bu şirketin primary kontağı kim? Primary yani en birinci ulaşılması gereken kişi Will Smith. Bunu ben değiştirmiştim ama Will Smith olarak yazıyor. Bakalım ben gerçek evet hesap olarak gerçek hesabımı kullanıyorum. Hemen bakıyorum. Engin Baştürk. Burada Will Smith yazıyor. Ona bakalım. Şimdi başka ne görebiliriz bu sayfada? Fiscal year, bunu çalışacağız. Şirketin başlama tarihi, yani bir şirketin yılının başlama tarihi ya da bitiş tarihi olabilir. Buna fiscal year diyoruz. Bunu çalışacağız. Activate multiple currency var. Bu da hani hem dolar hem euro hem Türk lirası kullanmak istiyorsanız, bu para birimleri arasında geçişler yapmak istiyorsanız birden fazla para birimi kullanabilirsiniz. Bunu activate yapmanız gerekiyor. Yine bu da daha sonraki çalışacağımız konular arasında var. Burada yine bilmeniz gereken bazı kısımlar var. Mesela şirketin de lokali var. Lokalden bahsetmiştim. Ne demiştim? Diyelim ki Türkiye'de eğer siz Türkiye lokalini kullanırsanız Türkiye'de tarihler, para birimleri ya da ona benzer şeyler farklı yazılıyor. Saatler
farklı yazılıyor. Türkiye'de tarihler nasıl yazılıyordu? Hatırlayalım. Gün, ay, daha sonra yıl olarak yazılıyor Türkiye'de. Bazen aralarında tiri olabiliyor. Bu şekilde farklılıklar var. Ama Amerika'ya geldiğin zaman ay başta yazılır. Daha sonra slash gün yazılır. Ondan sonra da yıl yazılır. Böyle bir fark var. Siz eğer bu şekilde kullanmak istiyorsanız o zaman English United States'i kullanamazsınız. Çünkü onu kullandığın zaman her zaman ay başta gelecek. O yüzden sizin lokali değiştirmeniz gerekebilecek. Öyle diyelim. Şimdi devam edelim. Ondan sonra bilmeniz gereken şirketinizin time zone'u. Time zone önemli biliyorsunuz. Şu anda şirketiniz Los Angeles kullanıyor. Siz şirketinizle alakalı yaptığınız değişikliklerde ne demiştim mesela hatırlayalım. Şöyle bir şey yapmıştık. Profilimizin üzerine gelmiştik. Daha sonra setting kısmından biz login history'i görebiliyorduk. Gördüğünüz gibi dün iki tane vardı. Şimdi dört tane var. Ama burada saatler bizim şirketimizin time zone'una göre ayarlanmış. O yüzden ben bakıyorum mesela şu anda burada saat 6:34 sabah 6:34 AM. Ama benim girişime bakarsanız burada en son ne zaman girmişim? Burada tarihimiz var, saatimiz var. 5:25'te girmişim ama normalde ben 6:25'te girmişim. Time zone'dan kaynaklanan farklılık var. O yüzden time zone'ları iyi ayarlamak lazım. Tekrar şirket ayarlarına gidiyorum. Oradan devam edelim. Time zone'un böyle bir fark olduğunu görüyorsunuz. Yani siz bazen sistemdeki tarihlerin sizin saate uymadığını, sistemdeki saatlerin yani bir şey yaptınız, orada yaptığınız saati, tarihi görebiliyorsunuz. Eğer sizin tarihle uyuşmuyorsa, farklı bir tarih, farklı bir saat varsa o zaman demek ki time zone ile alakalı bir değişiklik yapmanız gerekiyor. Time zone burada. Dediğim gibi zaten edit butonunu tıklayarak biz bu değişiklikleri yapabileceğiz. Devam edelim. Başka ne var? Şu anda sistemin kullandığı currency burada yani para birimi dolar olarak gözüküyor. Bu da değişebiliyor. Ondan sonra aşağı doğru gelirseniz burada bilmeniz gereken bir başka bir şey sizin organization'ın yani şirketin ID'si her şirketin bir ID'si oluyor. Bütün şirketlerin farklı farklı ID'leri var. Sizin şirketin ID'si bu. Unique ID bu her şirketten şirkete değişiyor. Tamamen sizi gösteren, sizi temsil eden bir ID. Ondan sonra bir de sizin edition'ınız var. Edition dediğim şey şu. Salesforce'un 4 tane edition'ı var. Yani 4 farklı Salesforce var. Çünkü Salesforce sonuçta farklı şirketler tarafından kullanılıyor ve değişik edition'ları var, değişik türleri var. Bu türlere karşı fiyatları değişiyor. Onunla alakalı hemen küçük bir şöyle hemen bakalım. Salesforce Edition derseniz 4 tane Edition olduğunu göreceksiniz. Salesforce'un kendi sitesinde bu var. Salesforce'un kendi sitesinden de bakabilirsiniz. Bu Salesforce'un kendi sitesi. Gördüğünüz gibi burada 4 tane Edition'dan bahsediyor. Birincisi Essentials. Kullanıcı başına 25 dolar alıyor. Yani daha az özellik veriyor size. Daha az limit veriyor. İkincisi Professional. Bunlar bu sorular interview'de gelebilir. Bunları ayrıca çalışabilirsiniz. Birincisi Essential demiştik. Kullanıcı başına 25 dolar alıyor. İkincisi Professional. Kullanıcı başına 100 dolar alıyor. Üçüncüsü Enterprise. Kullanıcı başına 175 dolar alıyor görüyorsunuz. Build annual diyor. Yıllık sizden bu parayı alıyorlar eğer şirket olarak kullanmak istiyorsanız. Bir de Unlimited var. Burada her şey var. Bütün özellikler burada var. Bu da 325 dolar aylık olarak hesaplanmış. Burada tabii en fazla kullanılan Enterprise Most Popular diyor. En fazla bu kullanılıyor. Kullanıcı başına 175 dolar alıyor. Siz tabii ki bu şu anda bizim kullandığımız user interface bunlar gibi değil. Bizim kullandığımız user interface tabii ki her şeyle birbirine benziyor. Siz bunlardan herhangi bir tanesini kullandığınız zaman aynı sisteme yönlendirileceksiniz. Ama limitler çok daha fazla. Bizim kullandığımız kendimizi geliştirme adına Salesforce'un insanlara verdiği free account lifetime
Yani ömrünüz boyunca kullanabiliyorsunuz. Expire yok. Ama şunlardan bir tanesini kullandığınız zaman siz sadece bir ay boyunca kullanıyorsunuz. Bir ay sonra bu parayı ödemek zorunda kalıyorsunuz. Bu şekilde bir giriş yaptıktan sonra tekrar sayfama geçiyorum. Bizim sayfamızda kullandığımız edition'ı gösteriyor. Biz şu anda developer edition'ı kullanıyoruz. Yani limitleri çok daha az. 4 tane edition'dan bir tanesi. Şimdi aşağı doğru kaydığımız zaman biz bu edition'ın ya yani bu bedava Salesforce'un bize verdiği bu Salesforce türünün edition diyelim verdiği limitler var. Onları görebiliyorsunuz. Örneğin user lisansları var. Yani kullanıcı olarak size ne kadar limit veriyor. Çünkü Salesforce'da şöyle bir şey var. Bu çoğu sitede var. Her kullanıcının yetkileri aynı olmayabiliyor. Yani her sitenin bir admini var. Admin girince farklı şeyler görüyor. Admin'in yetkileri çok daha fazla oluyor. Daha sonra normal public kullanıcılar oluyor. Ondan sonra register yani giriş yapan kullanıcılar oluyor. Premium kullanıcılar oluyor. Böyle değişiyor. Her kullanıcının gördüğü farklı şeyler var. Farklı yetkileri var. Her şeyi herkese vermiyorlar. Burada da aynı şekilde admin olarak biz Salesforce account'unu kullanıyoruz. Yani sistem administrator oluyorsanız Salesforce'u kullanıyorsunuz. Bu free account'ta, free hesapta sadece iki tane lisans hakkınız var. Bunlardan bir tanesini kullandık. Diğerini kullanabiliriz. İki tane var. Yani ikiden fazla sistem administrator ya da bu Salesforce'a bağlı kullanıcı türlerini kullanamıyorsunuz. Sadece iki hakkınız var. Yine görüyorsunuz değişik kullanıcı türleri var. Biz bunlara lisans diyoruz. Bu lisanslarda limitler var. Görüyorsunuz 20, 3, 5, 2, 3, 5 ve itinerary şu anda fazla gözüküyor. 110. Bunun dışında daha fazla da var. Onları da görebilirsiniz. Ama dediğim gibi şöyle açalım. Hepsini göremiyoruz. Bize göstermedi. Şöyle yapabiliriz. Kodu listesek. Evet, bizi listenin dışına atıyor. Buradan göremiyoruz. Ya bunun dışında da lisansları var. Daha fazla lisans var. Onları görebilirsiniz. Ama şunu yapamazsınız. Yani yapsanız da problem olmaz. Ama tabii ki copyright problem olabilir. Diyelim ki siz bu free account'u Türkiye'de çalıştığınız bir şirkete uygulamak istiyorsunuz. O zaman karşılaşacağınız tek problem buradaki limitler. Bu limitleri artıramazsınız. Çünkü bu free account tamamen developing için açılmış bir account. Kendinizin gelişmeniz için açılmış bir account. O yüzden eğer siz bunu bir şirket için kullanmak isterseniz o zaman bu limitlerle kullanmanız gerekiyor. Bu limitlerin dışına çıkamıyorsunuz. Aşağı doğru devam edelim. Tekrar bunlar daha sonra tekrar çalışılacak ama burada Permission Set lisansları var. Yine bütün lisansları veriyor. Kaç tane kullanabiliriz? Gördüğünüz gibi Cloud Builder'da hiç lisans vermiyor size. Bu free account'a. Bu şekilde bütün size verilen limitleri görebiliyorsunuz. Dediğim gibi bu kendinizi gelişmeniz için size verilen hesapta, account'ta limitler çok kısa, en aza indirilmiş ve size verilmiş. Ama sadece problem limitlerde. Yine size verilmiş. Yani iki tane sistem admin ekleyebiliyorsunuz. Salesforce'un bütün özelliklerini bu sistemde görebiliyorsunuz. Şimdi company information'ı bahsettik. Burada edit butonu var. Bir de deactivate butonu var. Deactivate butonuna tıklarsanız sizin şirket aktiflikten çıkmış olacak. Bunu yapmayalım. Burada edit kısmı var. Edit kısmına tıklayınca şirketinizle alakalı bazı değişiklikler yapabiliyorsunuz. Mesela ne yapabiliriz? Primary kontaktı değiştirebiliriz. Buradan tıklayarak şu anda 4 tane kullanıcımız var görüyorsunuz. Chatter Expert var. Bir kullanıcı. Engin Başçürk sistem administrator. Onu seçiyorum. Primary kontak değişmiş oldum. Diyelim ki phone number girmek istiyorsunuz. Phone number'ı girebilirsiniz. Bu şekilde şirketle alakalı bazı değişiklikler yapabilirsiniz. Adresi değiştirebilirsiniz. Locale'i değiştirebilirsiniz. Ben İngilizce kullanmak istiyorum. United States değiştirmiyorum.
Default language bunu değiştirebilirsiniz. Sizin şirketin dilini değiştirmiş olacak. Yine burada Türkçeyi göremiyorsunuz. Çünkü Türkçe tam anlamıyla çevirisi yapılmamış bir dil. Ama time zone'u değiştirebiliyorsunuz. Time zone'la alakalı burada bir sürü time zone var. Hangi time zone'u kullanmak istiyorsanız onu kullanabilirsiniz. Ben şöyle bakıyorum. Diyelim ki şirketimiz bizim nerede olsun? Şöyle bakalım. Yani Salvador var görüyorsunuz. Ondan sonra Panama var. Hadi diyelim ki Panama'da şirketimiz. Panama'yı seçiyorum. Bu şekilde değişebilirsiniz. Activate multiple currency, buna geleceğiz. Birden fazla para birimi kullanmak istiyorsanız bunu activate yapmanız gerekiyor. Şu anda kullanılan currency dolar, ama burada birden fazla bir sürü currency var. İstediğiniz kullanabilirsiniz. Ondan sonra evet, company information sayfasında bilmeniz gerekenler bunlar.